Emre, pozisyon aldınız mı? Hazır mısınız? Evet müdürüm, biz hazırız. Avukatın arabası şu an giriyor. Tekrar mavi kod gelene kadar harekete geçmiyoruz. Anlaşıldı. Getir ben onu yanıma. Tamam Metin Bey, buyurun. Kalk gidiyoruz, kalk. Kahvaltı hazır mı? Ha, hazır. Yumurtan nasıl olsun? 2,5 dakika kaynasın. Rafadan seviyorum ben. Oldu paşam, buyur. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vallahi helal olsun sana be Mehdi Bey. Zevkli adammışsın. Evi şahane döşemişsin. Güney cephede, ana salondalar. Odada avukatın haricinde 4 silahlı adam var. Anlaşıldı. Zevzekliği bırak da adam gibi cevap ver. Ali'yi nasıl kaçırdınız yurt dışına? Kimden yardım aldın? Ne Ali'sinden bahsediyorsun ya? Ben Ali diye birini tanımıyorum. Bayılıyorum bu sizin aptal ayağına yatma numaralarınıza. Hakikaten işe yarıyor mu bu taktikler? Ha, sen şey diyorsun ya, şu Tolga. Sahte kimlikle, sahte isimle dalaşan çocuk. Nerede o çocuk bilmiyorum. Ortalıklarda geziyor da şimdi bu sıralar gözükmüyor. Ya sen de ne şanslısın ya. Atsan atılmaz, satsan sana evladın tabii. Bir de senin gibi böyle başarılı, ünlü bir avukatın oğlu olunca tabii. Kapa çeneni de sorduğum soruya cevap ver. Ha şey, soru neydi ya, pardon? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yok ederim lan seni. Hiç kimseye de vermem bunun hesabını, anladın mı? Hiç kimseye. Diyorsun. Sen kime güveniyorsun lan? Adını anmaya bile korkacağın yüksek kademelerde adamlarım var benim. Bir dediğimi iki etmezler. Madem öyle, sorsana sen adamlar, onlardan öğrensene. Sordum. Onların da haberi yok. Bu müsteşar da tam istifa edecek zamanı buldu. Şu anda görevde olsaydı. Şanssızlık işte. Ne var? Tedbir kararı mı istiyorlar? Ne için? Babaannesi mi? Yok artık daha neler. İtiraz dilekçesi verin hemen. Ya böyle saçma sapan bir iddia için tedbir kararı vermez zaten hiçbir hakim. Sıktınız siz artık. Ne oldu? Patlıyor değil mi tek tek kurduğun tezgahlar? Zor oluyor değil mi? Bana bak, artık sabrımın sınırına geldim. Konuşacaksan konuş, yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın? Cahit abiye yaptığını bana da mı yaparsın yoksa? Bak bak, Cahit Kuzgun'u da tanıyorsun demek. Tanımaz olur muyum? Ustam da o benim. Bildiğim her şeyi de ondan öğrendim. E bak ne güzel işte. Çok yakında kavuşacaksın ustana. Bak hemen şu arkadaki koruda yatıyor. Cahit abi senin öldürdüğünü biliyordum. Ama bu bilgilerin sana hiçbir faydası olmayacak. Cahit de tıpkı senin gibi benim peşimden dolaşıp duruyordu. Benim oğluma yanlış yapan bana da yanlış yapmış olur. Vallahi bana soracak olursan... Sen bundan sonraki hayatını mavi gökyüzüne hasret bir şekilde yaşayacaksın. Paralo geldi, harekete geçiyoruz hemen, hemen, hemen! Beyler giriyoruz, hadi.
orada. Ulan sen var ya sen. Cahit abinin iki tane küçücük kız çocuğu vardı lan. Annelerinin başında ağlayacağı bir mezar taşı bile olmadı. Şimdi senin kafana sıkmaman için tek bir sebep söyle bana. Abi tamam. Sakin ol abi. Senin aldığın her nefes sana haram biliyor musun sen? Her nefes haram sana. Ben avukatım. Beni bu şekilde gözaltına alamazsınız. Öyle bir alırız ki. Senin bile aklın şaşar. Bak. Bak şu imzaya. Kimin imzası bu? Hakimin. Gördün mü? Savcı da şimdi yolda. Bir de sana barodan güzel bir avukat tuttuk işlerini görsün diye. Var mı başka bir sorun? Yok mu? Götür bunu savcı gelene kadar içeride bir yerde beklesin. Bana bak. Şimdi hemen Cahit abi gömdüğün yeri göstereceksin. Hemen şimdi göstereceksin. Emre, hemen bir ekip çağır. Tamam abi, götür hadi, götür. Ya abicim, sen Neslihan ablaya verdiğin sözü tuttun. Artık bir sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.